Hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz tarih severler, hoş geldiniz imtiyazlı insanlar. Hoş geldiniz dostlarım. Bugün yine bir sohbet programında beraberiz. Beraber, ne mutlu bana, ne mutlu bana. Sizleri görmek, sizlere olmak, sizlere bir şeyler vermek. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Bugün Gagavuz kardeşlerimizi, bugün Gagavuz kardeşlerimizi anacağız. Dedi ki, nerede bir boy, nerede bir beylik varsa Türk Turan'ın biz oradayız. Oradayız. Hiçbir beyliği, boy bunları asla unutturmayacağız. Unutturmayacağız. Dedim ya, hep birbirimizden haberdar olacağız. Haberdar olacağız. Bugün konumuz Gagavuzlar. Yani Gökoğuzlar. Yani Gökoğuzlar. Gök. Höh. Kök. Mavi. Mavi. Kök tengiri. Mavi gökyüzü demektir. Mavi gökyüzü demektir. Tengri. Moğolca Burhan. Moğolca Burhan. Çince Tian Shan. Tian Shan. Tengri'den gelir. Tanrı Dağları'nın isimleridir. Tanrı Dağı'nın ismidir. Neymiş? Tengri, Burhan, Moğolca, Çince, Tian Shan. Hepsinin kökü birdir. Hepsinin kökü birdir. Türktür, Turan'dır. Türktür, Turan'dır. Bunu çok iyi bileceğiz. Bunu çok iyi bileceğiz. Gagavuzlar, Gagavuz kardeşlerimiz, Moldova'da yaşayan kardeşlerimiz. Ben buradan aynı zamanda ulu insan kendisiyle ben 1991 yılında tanışmıştım. Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de önünde biz orada gösteri yapmıştık. Bütün bu Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını aldıkları zaman ben oradaydım. Gagavuzya'dan gelen bir tane Zehra ablamız vardı. Zehra hocamız vardı. Zehra öğretmenimiz vardı. Dünya tatlısı bir insandı. 50 yaşların üzerindeydi o zamanlar. 50 yaşların üzerinde güzel bir insandı. Çok değerli, çok ulu bir insandı. Yani. İnanılmaz bilgilere sahipti. Yani. Biz de orada toplanmıştık. Bütün işte Kırgızistan'dan gelenler, Kazakistan'dan gelenler, Azerbaycan'dan gelenler, Kırım'da her yerden gelenler toplanmıştık orada. Tam konuşurken Zehra abla orada güzel bir şey söylüyor. Bakın dedi, buradayız hep beraber dedi, burada Türk Turan'ı temsil ediyoruz diyor. Temsil ediyoruz. Burada Türk Turan arasında din konuşulmaz dedi. Din konuşulmaz dedi. Çünkü biz kök tengiriyiz dedi. Yani. Kök tengiri. Ulu atalar, gelenekler, görenekler, töreler demişti. Dinlerinizi orada bırakın, çıktığınız zaman alırsınız demişti. Yani. Alırsınız demişti. Zehra ablam, bilmiyorum, görüşemedik bir daha görüşemedik. Yaşıyorsa kendisi, uzun ömürler dilerim. Uzun ömürler dilerim kendisine. Ülkesi için, yani Gagavuzya bölgesi için çok çalışmalar yapmıştır. Çünkü şunu unutmayalım. Bizim Türkler maalesef dedim ya, hiçbirimizden haberdar olamadık. Kim nerede, ne yapıyor, ne yapar, nerede yaşar? Birbirimizden haberdar olamadık. Bunlar özellikle yapılmıştır. Yani. Özellikle yapılmıştır. Neden? Türk Turan birbiriyle haberleşmesin. Kaynaşmasın. Kardeş kardeş aramasın. Kandaş kandaş aramasın. Soydaş birbirini aramasın.
Yavuzlar, kardeşlerim. Başlarına neler geldi? Başlarına neler geldi? Nerelere sürüldüler? Bakın farkında mısınız? Bütün Türk boylarını anlatırken hep acı şeylerden bahsediyoruz ya. Hep acı şeylerden bahsediyoruz. Üzülüyoruz ya. Niye? Çünkü her zaman söylüyor. Ciğerimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Tarih boyunca olan hep Türkiye Turan'a olmuş ya. Türkiye Turan'a olmuş. Bunu nasıl bir iş ya? Gülsek mi, ağlasak mı, çıldırsak mı? Hello Stalin, hello Stalin. Hello Stalin ya. Ya sürülmüşler ya. Öldürülmüşler ya. Ve şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Gagavuz kardeşlerimiz, Gagavuz kardeşlerimiz dillerine, bakın, dillerine inanılmaz sahip çıkmışlardır. Dillerine inanılmaz şekilde sahip çıkmışlardır. Kendileri Ortodokstur. Ortodokstur. Yine girdikten sonra. Ortodokstur. Ama inanılmaz bir şekilde dinlerine, dile yani, konuşulan Türkçe'ye inanılmaz sahip çıkmışlardır. Özellikle bir kişi vardır. Özellikle bir kişi vardır. Ulu insandır. Yani. Ulu büyüğümüzdür. O bizim ulu büyüğümüzdür. Başbis Kopos, yani kendisi Mihail Çakır'dır. Mihail Çakır. Batı'da ulusal kütüphanelerde adına bulduğum çok kitap vardır. Mihail Çakır'ın Oğuz Türkçesi. Oğuz Türkçesinin yazılmış olduğu, korumaya almış olduğu Türk dili, Türk heceleri, Türk metinleri ni mükemmel bir şekilde korumuştur Mihail Çakır. Kendisi 1860 doğumludur. 1860 doğumludur. 1939 yılında ölmüştür. Bu ulu insan. Bu büyük insan. Bu deha insan yani. Mihail Çakır girdiğiniz zaman inanılmaz sizi alır. Oğuz lehçesinin içinde kaç tane lehçe var? Hepsini inanılmaz bir şekilde incelersiniz. Çıkartmış bunları, incelemiş, toplamış, Türklük dünyasına kazandırmıştır bu adam. Bu ulu insan. Kazandırmıştır. Mihail Çakır. Mihail Çakır. Yüreğimde bu, yüreğimde. Ulu Önder Atatürk'le beraber. Ya işte kaderin de cilvesi bu galiba. Kaderin cilvesi yani. Gel de üzülme. Tam Atatürk'te buluşacaklar. Atatürk'te buluşacaklar. 1938'lerin sonuna doğru işte ya. Yani. Ulu Önderimiz ağır hastalanmadan önce çok görüşmek ister. Çok görüşmek ister. Mihail Çakır'la. Özellikle bu Türk dili üzerine, Türk dili üzerine yani kökenlerinin nereye kadar gittiğini araştırmak için o zaman ulu insanı Mihail Çakır'la buluşmak için randevulaşırlar yani. Randevulaşırlar ama Ulu Önder Atatürk atamız ölmüştür. Ölmüştür. Birbirine kavuşamadan iki büyük deha insan Mihail Çakır. Mihail Çakır da 1939 yılında ölmüştür. O da Ulu Önder atamızı görememiştir. Görememiştir. Bu üzücü bir, değil mi? Kaderim cilvesi olsa gerek. Kaderim cilvesi olsa gerek. Çünkü biliyorsunuz Atatürk'ün Türk tarih tezi, Türk tarih dersleri çok önemliydi ya. Çok önemliydi. Onun için Mihail Çakır burada bir mihenk taşıydı. Bir mihenk taşıydı. Çünkü Atatürk Gagavuzları çok iyi biliyordu ya. Çok çok iyi biliyordu Gagavuzları. Hatta bir örnek anlatalım. Bir örnek bir olay anlatalım. Bunu da ben şeyden dinlemiştim. Ulu insan. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Reha Oğuz Türk Kemal'ın demişti. 1934 senesinde Ulu Önder atamız Atatürk İran Şahı'yla beraber Büyükada'ya geliyor. Yani.
büyük hadiye geliyor. Hatta onu şeyde bulabilirsiniz yani. Bu YouTube ortamında o Atatürk'ün büyük hadiye ziyaretini bulabilirsiniz yani. Tabii o anda atamız bu Reha Oğuz Türkkan'ın gelin oturduğu eve geliyor yani. Eve geliyor. Çünkü Reha Oğuz Türkkan'ın babası kendisi Türkiye'deki vergi sisteminden sorumlu kişi yani. Vergi sisteminden sorumlu kişi ve Atatürk'ün çok yakın arkadaşlarından bir tanesidir yani. Çok yakın arkadaşlarından bir tanesidir. Tabii Atatürk geliyor, tam böyle uzaktan Atatürk'ün geldiğini görünce Reha Oğuz Türkkan hemen koşarak aşağı iniyor. Hemen koşarak aşağı iniyor. Kendisi söylüyor. Kendisi söylemişti. Benim yaşım 14'tü demişti. Yani. 14 yaşındaydım. Koşarak aşağı indim dedi. Yani. Aşağı indim dedi. Atatürk tabi babamı sordu dedi. Babamı sordu. Babamın evde olmadığını söyledi. Yani. Evde olmadığını söyledi. İşte Atatürk orada beni İran Şahı'na, İran Şahı'yla tanıştırdı dedi. Gösterdi dedi. Ve ondan sonra Atatürk bana sorular sordu dedi. Yani. Atatürk bana sorular sordu. Tarih konusunda yani. Türk tarihi konusunda. Atatürk'ün sorduğu ilk şey şuymuş yani. Şu soruyu sormuş. Reha Oğuz Türkkan'a. Sen demiş Gagavuzları biliyor musun demiş çocuk. Sen Gagavuz Türklerini biliyor musun? Ben de diyor, o anda diyor Reha Oğuz Türkkan biliyorum ama demiş. Biliyorum ama onlar Hristiyan demiş. Biliyorum ama onlar Hristiyan demiş. Atatürk demiş ki, cevap vermiş ona. Olabilir demiş. Türk'ün Hristiyan da var demiş. Türk'ün Yahudisi de var. Türk'ün Ortodoksu var. Türk'ün Evangelisti var. Türk'ün Müslümanı var. Türk'ün Budisti var demişti. O anda şaşırdım diye. Yani. Anlatıyor kendisi. Çok şaşırmıştım dedi. Yani. Çok şaşırdım dedi. Ve şunu söylemişti. Ve şunu söylemişti. Reha Oğuz Türkkan. Tarihçi olduktan sonra ilk ziyaretimi Gagavuzya'ya yaptım demişti. Gagavuzya'ya gittim. Hatta orada Atatürk'ün bir lafı varmış. Yani kendisi söylüyordu. Şunu söylemiş. Demiş ki ileriki zamanda bütün kardeşleriniz, bak demiş, ben Gagavuzya'dan çocukları getirdim. Şu anda okulda okuyorlar. Okulda okuyorlar Türkiye'de. Siz de ileriki zamanda kardeşlerinizle kaynaşacaksınız. Yani. Kardeşlerinizle kaynaşacaksınız. Bakın Ulu Önder'i görüyor musun? Ulu Önder Atatürk. Ta o zaman hazırlamış. Ya. Ta o zaman Türk Turan'ı hazırlıyor. Ya. Türk Turan'ı hazırlıyor. Bütün değişkenleri yaşayan Türk kardeşlerinizi ne hangi dinden olursa olsun ya. Aldım, getirdim yani. Özellikle bu öksüz çocukları ya. Öksüz olanları getirip okullarda okutuyormuş Atatürk. Niye demiş? İleriki zamanda bütün Türk dünyası kaynaşacaksınız demiş. Çünkü onlar sizin kardeşiniz, soydaşınız, kandaşınız demiştir Atatürk. İleriki zamanda bakın, ulan der yaşamadı yani. Şöyle bir 20 sene daha yaşasaydı biz neler görecektik ya. O zaman alt zeminini hazırlamıştı Atatürk. Türk Turan'ın ya. Türk Turan'ın. Ondan sonra söylemiştim ya işte. Söylemiştik. Reha Oğuz Türkkan uluysan Gagavuzya'ya gider ya. Gagavuzya'ya gider. Ve orada bayağı gittim diyor ya. Söylemişti. Bayağı gittim, ziyaret ettim demişti. Yani içli dışlı olmak, birbirimizi daha iyi tanımak, tarihimizi bilmek. Çünkü arkadaşlar şunu unutmayın. Şunu unutmayın, özellikle biraz önce Mihal Çakır'dan haber verdim. Mihal Çakır size anlattım ya, o insan onun için bir program yapmam lazım ya, özellikle ya. Oğuz defterinin teker teker nasıl yazmış, nasıl çıkartmış. Çok da mükemmel bir şekilde yani demiş böyle. İnci gibi böyle, inci gibi. Şey biliyor musunuz? Güzel Türkçemiz ya. Düşün, güzel Türkçemiz. Ya, mükemmel, mükemmeldir. Görmüyor musun? Gagavuz kardeşlerimizin. Özellikle Türk diline sahip çıkmışlar. En eski hicelere ya. Asırlar. Asırlar. Düşünüyorsun.
nasıl tarihimizi saklamışlardır? Nasıl Türkçemize sahip çıkmışlardır? Nasıl Türkçemize? Dedim ya, insan dini ne olursa olsun saygımız vardır. Saygımız vardır. Ama dedim ya, özünü mayanı unutmayacaksın ya. Özünü mayanı unutmayacaksın. Töreni unutmayacaksın. Türk töreni unutmayacaksın. İşte onlar unutmadılar ya. Unutmadılar. Sahip çıktılar. Çünkü niye? Özüm dedi ya. Özüm. Özüme sahip çıkmam lazım dedi ya. Bu giderse ben sıfırım dedi ya. Bu giderse ben sıfırım dedi. Gagavuzlu kardeşlerimiz ya. Gagavuzlu kardeşlerimiz. Dedim ya, insanı yaşatan, insanı yaşatan değerleridir. İnsanı yaşatan değerleridir, özüdür, mayasıdır, geleneğidir, göreneğidir ya. İşte Gagavuz kardeşlerimizi yaşatandır ya. Yaşatandır. Düşünün, Mihail Çakır'ın ektiği tohumlar. Görüyorsunuz ya. Nasıl sağlam. Nasıl sağlam. İşte Türk Turan dünyamız hep birbirinden haberdar olacaktır. Gagavuz kardeşlerimiz ne yapar? Ne yaparlar? Ne ederler? Soracağız, bakacağız. Hele bu çağda, hele bu çağda. Kimse bu çağda bahane aramasın. Bahane üretsiniz. Asla, asla kabul etmiyoruz ya. Basıyorsun tak, bütün dünya önüne dökülüyor. Önümüze dökülüyor. Özünü aramayan insan, özünü bilmeyen insan insan değildir. Türklüğü, Turan'ı bilmeyen insan, bak Türklüğü, Turan'ı bilmeyen insan bizden değildir. Özünü bileceksin kardeşim. Özünü bileceksin, unutmayacaksın, unutmayacaksın asla. Asla. Töreni unutmayacaksın. Unutanların başına ne geldiğini gördük ya. Unutanların başına neler geldiğini gördük. Yok olup gittiler. Yok olup gittiler ya. Özlerini unuttular çünkü. Buna her zaman sahip çıkacağız ya. Sahip çıkacağız ve asla, asla dediğim gibi asla asla başka boş şeylere inanmayacağız. Masallara inanmayacağız ya. İnanmayacağız. Tarihimiz, Türk Turan tarihimiz. Aa. Artık meydana çıktı. Artık meydana çıktı saklanan tarihimiz. Sakladılar. Sakladılar. Niye sakladılar? Niçin sakladılar? Niçin sakladılar? O kadar milyon kitabı niye sakladılar ya? Neden sakladılar? Manası ne? Bunun manası çok derindir ya. Manası çok derindir ya. Ciğerimiz yanıyor ya. Ciğerimiz yanıyor. Bütün Türk dünyamız tarihimiz öğrenecek ya. Öğrenecek. Değil mi? Kurultaylar olacak, toplantılar olacak. Her yerde. Her yerde artık. Uyanacağız, uyanacağız. Başka çaremiz yoktur. Başka çaremiz yoktur yani. Gagavuzlu kardeşlerimizin, değil mi? Gagavuzlu. Zaten şunu da söyleyeyim. Unutmadan söylemek lazım. Moldavya bölgesi. Bunu ileriki zaman anlatırız başka bir şekilde. Moldavya. Bugün bizim kumanlar yani Oğuzların bir yeridir, bir elidir, bir yurdudur. Ve kardeşleri peçenekler. Kardeşi peçenekler. Onları da anlatacağız ya. Peçenekleri de anlatacağız. Baltalıları anlatacağız. Baltalı peçenekleri anlatacağız ya. Baltalı peçenekleri anlatacağız. Latince ismi Pincinare. Latince ismi Pincinare. Onları anlatacağız ya. Onları da anlatacağız. Kardeşleri ya. Bugün Moldavya oluşturandır. Peçeneklerdir. Kumanlardır. Yani Türkmenlerdir. Oğuzlardır. Romanya'yı da. Bakın. Romanya'yı da bunlar kurmuştur. Nasıl Macarları Kıptak kardeşlerimiz kurduysa ya. Macarlar Avusturya'yı. Daha oraya da geleceğiz yani. Dedim ya. Öyle bir tarih var ki inanılmaz tarih var ya. Ya öyle bir tarih var ki inanılmaz tarih var ya. Buralar kimler kurmuş ya? Kimler? Hangi boylar? Hangi boylar? Ya nereye gitmiş Kabarlar? Nereye gitmiş Kumanlar? Nereye gitmiş Onogurlar? Nereye gitmiş Peçenekler? Avrupa'yı oluşturan haktır bunlar ya. Avrupa'yı oluşturan haktır ya çoğun.
Bunları bileceğiz canım, bunları bileceğiz. Yeter artık, yeter. Deve kuşu gibi toprağa başımızı gömmeyeceğiz artık, yeter. Bu saklanan tarihimiz çıkıyor artık yani, teker teker. Bir de Batılı kendi çıkartmış, iyi mi? Kendisi çıkartmış Batılı. Kendini çıkartmış. Düşün. Dedim ya, Moldova'yı kuranlar Türklerdir. Türktür ya, ezber Türktür diyardır. Romanya bile özgür, Türk diyardır. Bulgaristan, Balkanlar, Türklerdir ya. Macaristan, Kıpçak Türkleridir yani. Gabarların. Gabarların, sayıyorum teker teker. Gabar. Onlar Gabor der. Onlar Gabor der. Hani var ya Siirt'te bir dağımızın ismi Gabar Dağları ya. Gabar Dağları. Manası derindir. Manası derindir ya. Honagurlar var. Honagur. Honagur demek 10 ok demektir. 10 ok demektir. Bileceğiz, bileceğiz. Ukrayna'yı kimler kurdu? Hepsini teker teker. Rusya kimdir yahu? Rusya kimdir? Dedim ya. Ok yaydan çıktı artık. Ok yaydan çıktı. Dünyayı yönetenler, dünyayı yönetenler bir tek bu kitaplara erişemediler ya. Onlar da yok etmek istiyor ya. Ama artık yayıldı. Ok yaydan çıktı artık ya. Ok yaydan çıktı. Türk Turan tarihini öğrenecek ya. Öğrenecek. Kim bunun karşısında duruyorsa yok olup gider. Gider. Yok olup gider ya. Bütün elimizde argümanlar, ana kaynaklar, ana belgeler hepsi vardır. Hepsi mevcuttur. Gerekli yerlere verilmiştir. Gerekli yerlere verilmiştir. Bütün Türk dünyamız okullarda, okullarına bu kitapların çevirileri yapılması lazımdır. İvedilikle, acilen. Acilen. Niçin saklandı ya bu tarih ya? Niçin, niçin? Niçin? Soracağız. Niçin saklandı bu muhteşem tarihimiz ya? Kardeşin kardeşten hesabı haberi olmuyor. Kardeşinin olduğunu bile bilmiyor. Kardeşinin olduğundan bile farkında değil, bilmiyor. O kadar kör etmişler beyinleri. O kadar kör etmişler yani bizim Türk Turan, bizim soyumuzu düşünebiliyor musunuz? Açmışlar sanki beynimizi, içine doldurmuşlar samanı. Türk Turan tarihini bilmesin diye. Geçmişini bilmesin. Vay anasını sayın seyirciler ya. Geçmişini bilmesin demişler ya. Nasıl bir oyun oynamışlar ya? Nasıl bir oyun oynamış bu? Kaç bin, en aşağı 3000 senedir bir oynanan oyundur ya. En aşağı 3000 senedir oynanan bir oyundur. İsyan ediyoruz ya. Yani ölen hep biz olmuşuz ya. Ölen hep Türk Turan oluyor ya. Ölen biz olmuşuz ya. Yeter, yeter artık uyanacağız, uyanacağız. Ben tarihi konuşurken sert konuşurum arkadaşlar, dostlar. Çünkü ciğerim yanar benim anlatırken. Çünkü neden? Tarihimiz saklanmıştır. Tarihimiz saklanmıştır. Niye sakladılar? Her zaman soruyorum. Neden sakladılar ya? Amaç neydi? Niçin sakladılar ya? Onu soralım ya. Onu soralım. Bir taraftan besili manyaklarla uğraşıyoruz. Sözde valizci tarihçilerle. Lan nasıl bir şey bu ya? Başka bir ülkede olsa, başka bir ülkede bir tarih olacak. Adamı göklere çıkarttılar ya, göklere. Ama bizde yok böyle bir şey. Aa bizde yok. Nasıl? Duyma, görme. Anlama. Anlamaya yat. Nasıl bir iştir bu ya? Türk Turan tarihini öğrenecek. Türk Turanlar tarihini öğrenecek ya. Yeter lan, yeter be. Aklı zekayı geliştiren toplumu dünyada, dünyada aklı zekayı geliştiren toplumun bu durumda olmaması lazımdır. Olmaması lazımdır ya. Sert konuşurum. Acı konuşurum. Ki herkes anlasın diye. Herkes anlasın, beyninde tutsun ya.
beyninde tutsun. Ocu bucu sakın olmayın yani. Ocu bucu sakın olmayın yani. Senin Türk'ün var, Türklüğün var, toranın var yani. Tören var. Ona sahip çık. Ona sahip çık. Çünkü onun içinde her şey var ya. Onun içinde her şey var. Bilim var, aydınlık var. Çünkü yol odur yani. Bilim yoludur, aydınlık yoludur. Oradan gideceksin. Oradan gideceksin. Başka yollara sapmayacaksın. Başka yollara sapmayacaksın yani. Kardeşine sahip çıkacaksın. Dedim ya, elinden tutacaksın, elinden. Elinden tutacaksın. Nerede Türk yaşıyorsa haberdar olacaksın. Bugün Kızılderili bir senin kardeşindir ya. Kızılderili bir senin kardeşindir. Sordun ne oldu onlara ya? Ama niye? Tarihini unuttudular sana ya. Tarihimizi unuttudular sana ya. Kapandık böyle şey gibi ya. Kumun altında. Kafayı kuma soktuk. Ne kummuş bu ya? Kafayı kuma soktuk ya. Lan çıkmıyor arkadaş. Bakıyorsun insanlara. Hala diyorsun bir şey var mı ya? Bir gelişme var mı? İnsanlarımız acaba aydınlandı mı? Biz anlatıyoruz. Elimizden geldik. Dünyada kalan son insanım ben ya. Dünyada kalan bu konuları çıkartıp size anlatan son insanım ben. Son insan. Dedim ya Atatürk'e ve Türk dünyamıza borcumdur bu. Borcumdur. Hiçbir destek, hayatta destek almadım ya. Asla almadım ki. Çünkü bizim gibi insanlara destek vermezler. Bizim gibi insanlara destek vermezler ya. Sevmezler. Kazım Mirşan vardı, ulu insan ya. Kazım Mirşan tek başına savaştı ya. Tek başına ülke sahip çıkmadı ya. Ülkemiz o adama, Türklüğe, torana hizmet adına, o ulu insana sahip çıkmadı. Servet kardeşime, Servet Somurcu'na sahip çıkmadı. Haluk amcaya, Haluk Tarcan'a sahip çıkmadı. Kim Türklüğe, Turan'a hizmet ediyorsa sahip çıkmıyor ya. Bu bütün Türk dünyamızda böyle ya. Bütün Türk dünyamızda böyle. Ama yok. Ama yok artık. Ayvan telli. Ayvan telli. Yeter. Yeter, yeter. Biz anlatacağız, biz anlatacağız. Sizler de, sizlere çok büyük görevler düşüyor. İmtiyazlı insanlar, tarih severler. Çok büyük görevler düşüyor sizlere. Ya. Bunları, bu videoları paylaşın. Paylaşın, abonelerimiz çoğalsın. Dedim ya burası dünyadaki tek Türk Turan kanalıdır ya. Burası bir kaledir ya. Burası bir fortress yani kale. Kaledir burası. Turdur. Hep beraber diyorum, hep beraber, beraber olacağız. El ele vereceğiz, el ele vereceğiz. Hep beraber artık tarihimizi anlatacağız ya. Tarihimizi anlatacağız. Elimizden geldiği kadar. Bilgi isteyenlere, yani bilgi isteyenler, belge isteyenler gönderecek artık. Gönderecek. Tek başımayım ya. Tek başım, söylüyor musun? Ama ben bir orduyum ya. Ben bir orduyum ya. Hepimiz dediğim gibi bu konuda çevremizdeki insanları aydınlatacağız. Aydınlatacağız. Bu olmazsa olmazımızdır. Türk, Turan tarihi hakkında herkes bilecek artık. O tarihi yüreğinde yaşatacak. Yüreğinde yaşatacak. Yüreğinde yaşatacak. Bunlar çok önemli konulardır. Bunlar çok önemli konulardır. Her zaman söylüyoruz. Yani. Her zaman. Bugün dedim ya konumuz şeydi. Gagavuzlar. Yani. Gagavuz kardeşlerimiz. Kardeşlerimiz. Onları hatırladık. Onları gördük. Diyoruz ki Hep beraber olalım. Elimizden geldiği kadar bütün kardeşler birbirinden haberdar olsun. Birbirinden haberdar olsun ki Ers. Yok bundan sonra artık. Herkes birbirinden haberdar olmayacak. Herkes birbirinden haberdar olacak. Herkes birbirinden haberdar olacak. Yani. Her zaman söylüyoruz ya. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Ayrımız gayrımız yoktur. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Türk Turan'dır biz. Biz Türk Turan'ız ya. Orada yaşayan herkes Türk Turan'ın dalları budaklarıdır ya. Dalları budaklarıdır. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Liyakat geçer, liyakat.
Önemli olan insan olmaktır. Önemli olan insan olmaktır. Ama önce özüne sahip çıkacaksın. Özüne, mayana. Bilmiyorum nereye kadar gider. Güzel şeyler olacak. Türk dünyamızda güzel şeyler olacak. Ben buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir olacağız, diri olacağız her zaman için. Turan her zaman yaşayacaktır. Yaşayacaktır, beraber olacağız. Her zaman için, haberdar olacağız. Candaş, kandaş, yoldaşlarımızla beraber. Candaşlarımız, kandaşlarımızla ya. Bunlar. Bugün gagavuzlar andık. Ben buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.